Fotoğrafı diliyle söylüyor. Denilse de dili olsa da konuşsa. Zaten mevcut hal kendini ifşa ediyor. Konuşmasına gerek yok. Yeter ki pür dikkat odaklanıp kareyi hafızaya alabilmek. Dünü ve o gülün anını yan yana getirdiğinizde daha net bir anlaşılır hal kendiliğinden şeffaflaşır. Şöyle ki Deniz Baykal'la Kemal Bey hiçbir şekilde uzlaşı, barışçıl, sabibi ve ihlaslı bir diyalog içerisinde olmadı, olmadılar Kaldı ki kaset kumpası ve sonrasındaki siyasi tutum. O gülden bu güle gelilen süreçteki diyalogsuzluk hep ateşin körüklenmesine vesile oldu. Parti kurultaylarında Baykal'ı dışlayan anlayışın hakimiyeti, yine Baykalcılar denilen safın parti dışına terk edilmesi. Velhasıl Beyal'da Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın geçtiğimiz Haftalarda CHP ile bağlarılı koparırken ettiği çuval dolusu laf. İşte tüm bunların gölgesinde gerçekleşen bir görüşmenin yansıyan resmi çok şey ifade eder. İki taraf içinde. Gelirsek resmi dilinin bize söylediklerine. Belli ki Baykal ziyareti Kerhan kabul edip görüşme gerçekleştirmiştir. Yani zorunlu bir misafir ağırlama. Yani Allah'ın misafiri gibi bir hal yok. Niteki bunun ifşasını Baykal'ın yüzünde, bakışında, masadaki oturuş şeklinden ve ölüdeki tatlı tabağında görmek mümkün. Çünkü Baykal objektife bakmıyor. Önündeki tatlı tabağlı odaklı, kızgın, öfkeli, sinir harbi içerisinde acı bir yüz tebessümü bakıyor. Her haliyle sizi burada istemiyorum dedirtiyor. Vücut dili, gelen misafirlerle oturduğunuz yeter artık. Kalkın gidin, görüşmek istemiyorum demenin de ötesinde kızgın. Peki fotoğraf karesinde Kemal Bey'in yansıttığı nedir? Soğuk, buz kesel, itici, öfke, tepki dolu, baykalı rüzgarında itici bir gülüşle, leşeli bir atmosferdeyiz gibisinden hem kendini hem de yanındakileri zorlamaya çalışıyor. Tabi objektifi de, sabimi, hoş, uzlaşı içerisindeyiz gibi bir izlenim yaratıyor. Kaldı ki Kemal Bey şekerle bir arıza durum var ki ölüde tatlı tabağı yok. Kahve fincanı var. Belli ki bir yudum dahi almamış. Ki Ankara milletvekili Levent Gök'ün de pek keyifli bir poz vermişliği yok. Yüz ifadesi ılık bir hal içeriyor. kağıtlar kağıtlarsa sanırsınız masanın ödeme faturası gibi. Ziyaretin sebebi bu ucubesine gelince Görülen o ki bir yüzleşme, bir hesaplaşma, bir helalleşme yok. Baykal mı, Kemal Bey mi istemiyor o biraz meçhul. Ama Baykal cephesinde bakıldığında siyasete ne kadar çirkeflik içeren bir ruha, genel anlayışa sahip olduğunu görmek mümkün. Ey ee, bir ömür verdiği siyasi hayatın son derecesiyse, kirli, şeytani iğrenç bir kumpasla son bulan elden biri. Baykal'ın yüzüne yansıyan o öfkeli halin açılımı bu. El acı veren durumunda Yediği darbeli partisinin içerisinden gelmesidir. Hançerin arkadan indirilmesidir. Dost bildikleri, yol arkadaşı gördükleri, sözde kader birliği yaptığı cenahtan gelmesi iyileşmeyen ihalet yarasıdır. İşte bu yara ne kabullenilir edilir ne de unutulur. O unutulmaz ihaletin yaşandığı mahremiyetine kadar girip iğrençlik organize edenlerin yarattığı kaotik ortamdan liderlik fırsatçılığı yapanları düşünen bir baykalın yüzüne yansıyan sizleri affetmem çığladı aslında tabi anlayan için kaldı ki objektife yazıya bu resimden sonra da herhangi bir beyanatın olmayışı ne Balkal cephesinde ne de Kemal Bey'den ve iki tarafında yüzleşme ve helalleşme gibi bir düşüncelerin hasıl olmadığını da göz ardı etmemek lazım. Eski bir siyasetçi partiye emeği geçmiş duayarlığı var olan birine kendince usul ve adaba uygun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde malevi bir hava yaratma, destek hissiyatı oluşturma noktasında önemli bir ritüel tamamlamak. Yani katma değer. Sizce? Demirtaş'ın seçim startı. Selahattin Demirtaş, yeni yılın ilk sosyal medya paylaşımını seçim startı ile yaptı. 2023'ü özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olmasını dileyen Demirtaş, seçime dair startını da şu cümleyle verdi. Siyaseti koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapa dursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. Başlıyoruz bir taş bu sözlerle devamındaysa kampanya şimdilik bir isim bir parti için değil demokrasi için en geliş katılımla başlatıp son güle kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, deşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var. Sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz. Bu paylaşım kullanılan cümleler çok anlam ve öne biçerirken acaba Parti'ye bir soruda da ikmali gelmiyor değil. Özellikle de bir taşın ben de adayım isteği gibi. Hani çokla çok konuşuluyor ya altılı basa eksenildi. Demirtaş bu istek ve çıkışına HDP'li göstereceği tepkide Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş diyebilir mi? Diyeceğim şu aday gösterilirse şaşmayın. Şimdiden notunuzu alın. Günün sözü yorma bir arkadaş kendini. Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.